düşündüm ben yalnız. Hayır aşkım. Ben... Hayattaki her şey senin gibi toksik. Ohohoho tam onu çektim Ece sen bormuşsun diye. Durduk yere Ece gömüyoruz. Abi o kadar kazdık yani. Bir şeylerde gömelim. Boşa kazmış olmayalım. Şey dedi. O da dedi ki Ece sen mormuşsun diye soracaktım ben de tam dedim. Hayran aşk olsun. Ben geçen gün seni karına karşı korumadım mı? Arkadaşlar Ece'ye laf yok. Bırak eşyalarını istediği yere atsın demedim mi? Dedi. Laf yok. Dedi. Demiş. Ne topluyorsun aşkım? Altın mı? Amonyum. Yok ne? Vallahi amonyum. Vallahi amonyum topluyorum. Yani garip millet gözünü yumar ama. Hayır. Düştü. Kardeşim sen düşerse ben nasıl nefes alacağım? Aynen ben amonyum topladım. Çok iyi. İhtiyacımız olan bir şey miydi? Amoni kim? Hayır! Ama grumiye dönecek o. Ha? Ama grumiye dönecek bir noktada sanki. Oha! O kelime de şey ya bu dantel işi gibi yapılan oyuncak bebekler ama grumiye ya. Öyle gibi bir noktada. Mert! İşte kültür farkı anlıyor musun Ece'cim? Efendim Taylan'cım? Tether'ını al gidiyoruz. Şimdi öleyim de. Abi. Tether'lendim. Niye? Ne oldu? Ah! Sen niye her yere Tether'sız gidiyorsun ya? Çünkü Tether yapmayı bilmiyorum. Ya compound çünkü, alıyorsun. Çünkü tether çok yapan, affedersin. Tether yapan gaydir. Gel. Ağzında şeyini zaman... gel. Yola çıkıyoruz. Yani. Yolluk yap. O zaman giyinme Taylan. Gel gel. Yani biliyorsun ki. Bu dünyada kıyafet tasarlayan insanların da çok büyük bir kısmı gay. Giyinme o zaman ya. Gel ya gel. Geleceğim geleceğim. Lanet olasıca geleceğim. Şey gidiyorum. Ya bir pikselle kaçırıyorsun. Sen bilmiyorsun ya nasıl yapıldığını. Tether yapmaya gidiyorum. Önce bir Arda'ma vurduracağım. Önce bir şöyle bir kendime. Tether nasıl yapılır arkadaşlar merhaba. 10 adımda tether yapmak. 1. Tether yapın. 2. Ardınıza vurdurun. Hani şey değil, sonlarda yaptırıyor da değil. Yanlış şey yaptım ya. Ne al işte Mert, sen de biraz adamlaşıyorsun. Abi yanında dura dura. Nerede Tether ya? Saçma sapan gittin, jeneratör yaptın. Mert Tether'in hakkı Tether'a. Geçen bir şey hatırladım. Böyle arada sırada geçmişten bir kesit görürsün ya ufaktan. Öyle bir şey gördüm bir ve tekrar gurur duydum. Oha bir şey kazandık. Helal olsun. Evet ben şunun ucuna bir şey taktım. Meğer onu oraya takmak gerekiyormuş. Dur bakayım. Aa. Shelter'a elektrik verdim. Aa. Eskiden neyle çalışıyordu? Terbiyesiz shelter. Ne kadar nasıl çalışıyormuş ki acaba? Neyse tamam önemli değil. Geliyorum Taylan'cığım. Neyi hatırladım onu da söyleyeyim istersen. İt. Çok merak etmedin ama. Sen konuşuyordun değil mi? Bir şey anlatıyordun. Evet. Ben başta hoşuna eşeğe sıçmıyor burada. Eskiden şey vardı. Neron CD Burner. Hatırladın mı? Evet. Nero. Nero. Aynen aynen Nero. Ve Nero. İkonu da Roma yanan yaptım. Bir Roma. Aynen. Abi çok güzel değil mi? Eskilerin güzel yazılımcıları. Aynen öyle. Nerede o eski yazılımcılar? Gideyim. Gel şimdi. Aldın değil mi? Aldım. Ben beni fıs kağıdını. Gel. Ah aldım, yanlış yere düştüm. Gel gel. Allah ben de yanlış yere düştüm. Neredesin ben? Sanırım doğru yer burası. Tam emin değilim. Yok burası değilmiş. Çık geri. Çık çık çık. Buradan nasıl çıkacağım? Böyle. Yani şimdi nereden geldik? Burası mı o zaman doğru yer? Şimdi buraları sanki ben gel, gel, kazmıştım gel. Bir müddet. Ya sen bir daha kazmışsın. Dur. Gel kayarak gel. T'ye basa basa gel. Beni veren sonra geri dönüş yasak. Ha. Umarım o belli bir yere kadar tetherim vardır. Umarım. Dereden tepeden gel.
kafeyi dank köşede. Aa, teter gayet yolda da yapabileceğim bir şeymiş. Aa. Hiç yapmayacak olmam ne kadar üzücü. Neredesin? Aşağıdayım. Artık bilmedim. Yolda iki ayrıldı. Yok, dümdüz aşağıya geleceksin. Ha yok, tamam pardon. Tamam. Yol değilmiş. Yatağını yorganını çeyizini boğçanı. Ha. Selam. Aha. Mert. Ha. Zaylan. Ah, hep beraber. Adam hapşurdu. Hep beraber dedim sana. Oh, çok iyi. İyi ki oksijen her yerden geçebiliyor. Tamam, yukarı doğru çıkamayacağız. Burada öleceğiz herhalde. Nasıl Mert? Yani bunu göstermek için mi ikimiz de öldürmek Hayır ya, öleceğiz diye bir şey yok. Buradan bir şekilde kedim bir... bana öldür diye akrebi gösteriyor. Nasıl lan? Ama gel bak şurada neler var. Bu esnada hayvancağızın kanı çoktan pıhtılaşıp damarlarını tıkamaya başlamış bile. Bak ne var burada? Ederim bu arada. Buraya kadar gelebiliyormuşuz. Yani yapacak bir şey yok. Yukarıya doğru kazarız, olmadı da. Olmadı. Burada alacaklarımız var. O aradığımız şey belki buradadır. Mesela Sprite diye bir şey var. Aa, öldüm. Abi ciddi mor şeyleri patlatma, tek atıyorlar. Doğru. O, onu söylemeyi atladım değil mi ben sana? Mert, bu uzaylı kafası gibi olan şeyler var ya. Evet. Ona dikkat etmek isteyebilirsin. Yok. Asla istemem. İşim gücüm olmaz. Şey, seni lootlayacaktım da. Çok güzeliyor. Lootlanacak bir şey mi yok yani? Aynen. Üstünde teter falan var. Teter yok. Böyle dokundur kendin mi bana? Ooo, sarkıt düştü. Kafama düşürdüm, beyerek canım gitmedi. Eğrilerde öyle bir şey yaşarsan haberin olsun. Bu ne? Ben... Rezin'in ne kadar görece zor toplandığını bilmediğim dönemlerde rezinden şey yapmıştım. Oksijen filtre yapmıştım. Heh, eğer onu kullanırsan oksijen kapasiten artıyor. Onu büyük ihtimalle ben aldım, yerde buldum bir tane taktım. Onu galiba selam. Evet tamam. Öyle olmuş. Okey. Sorun değil. Aa Mert'o görev vermedin mi sen? Hangisini? Powerful Problems. Onu ver istersen oradayken. Çünkü verilmemiş gözüküyor. Nah. Yay. Sırada ne var? Ya sanırım şu anda almamız gereken ham madde bu mağaralardan bir level yukarıda. Hani bir tık daha kolay olması gerekir diye düşünüyorum. Neyse, ben buradan bir tane çıkış kazmaya çalışacağım. Ah, Laterite buldum. Böyle bir kralım var ya. Neyi buldun? Laterite. Hayır. Mert bozdu mu buradaki şeyi? Yok. Sanırım ben bozdum, tamam. Sıkıntı yok. Düzelttim geri. Az önce tetra dokundum, Allah affetsin. Dokundum ama içime çekmedim. Allah teterini versin. Allah teterinden korusun. Aynen. Okey. Evet, topluyor ama. Sanki öyle. Çok iyi. Devam.
Bir şey diyeyim mi? Ben bu oyunu sevdim. Yani çok kötü değil. Ya güzel zaten. Zaten kötü değil. Yani çok kötü değil. Ben bunu şey yaparsam kötü değil. Keşke yüksekliğimizi ölçmenin bir yolu olsa, ölmek istemiyorum. Ah koş, ben koş Talha. Ben geleceğim sana şimdi. İyiha! Abi kayması çok iyi ama. Uuu 10 saniye boyunca uninterrupted bir şekilde kay achievement'a açıldı Mert. Eğer açmak istiyorsan tesislerime gelebilirsin. İki tane tesisim var. Şu kayan sağında ve solunda. Alo. Abi. Herkesin iki tane tesisi var. Ben senin nerede olduğunu görüyorum aslında. Sana buradan dümdüz bir çizgi halinde geleyim mi? Evet. Sen bayağı yüzey hizasındasın. Çok kıpırdama. Yok gelme gelme. Öyle yapma. Ben çıkarım şimdi buradan. Yok işte. Yani seni çıkaracağım. Sen şu an ne tarafının düz olduğunu biliyor musun? Gerek yok ki. Nasıl? Ben yavaş yavaş çıkıyorum. Ben her gün çıktım. Ama ne oldu? Buldum yerimizi de. Tamamdır. Çok iyi. Mert sen burada ne bulmuşsun böyle ya? Burada bir Exodynamics Research Aid diye bir şey var. Vardır. Bulmuşumdur. Appropriate research ekle diyor. Buna ne ekleyeceğiz? Değil. Bu? Bu da mı değil? Aa, hayran gökyüzündeki ay mı, meteor mu, ne o sence? Gökyüzündeki... Bende yok oluyor, gitti. O zaman aydır. Hadi bakalım. Ay durdum. Aydır. Acaba şu üstündeki... Aa, öyle bir şey. Bunun tipi Aa, hakkındaki bir şey mi? Taylan. Merto? Bir şey diyeyim mi? Mal gibi oynuyormuşum. Ne oldu? Yemin ediyorum sana şansa yaşıyormuşum. Ya o kadar tatır yapmandan belliydi. Şey abi. Sırtımızdaki çantadaki sarı şey ne? Gösterge. Evet o. Şimdi öğrendiğin şey o. Enerji. O bitince çantayla yaptığın şeyleri yapamıyorsun artık. Sen çantayla şeyler yapıyorsun. Evet. Senin ezikliğin oradan başlıyor. Ya bunu koyup şuraya mı basacağız? Mertso, çantanda hiç resin var mı şu anda? Yok. Olursa bir görüşelim. Olur. Yani burada burada önemli bir... Sen bir yere kadar tether çekmişsin ya, böyle bir dörtgen piramit var. Evet. Ona evet. Bir adet research takmak gerek, resource takmak gerekiyor. Onu açmak için. Sanki üstünde de bu resinlerin ikonuna benzeyen bir ikon var. Fakat resinin uçları düzken, dikdörtgenlerden oluşan bir şeyken, onunki sanki biraz daha yuvarlak hatlara sahip. Amonyum olabilir.
Gördüysen söyle. Abi burada niye böyle biberler bitti? Biberleri ben ektim. Neymiş bunlar diye. Terbiyesiz. Bibermiş. Bunlar zıplayabiliyorsun ama üstüne. Zıplıyorsun da yani. Bak bunlar şey veriyorlar. Research byte'ı veriyorlar. Aferin onlara. Yok amonyum değil Mert o. Amonyum değil. Şimdi platform mu gerekiyor? Large platformda senle mi yapıyoruz? Large printer, large platform resin gerekiyor. Organik de değil. Resin de olacağım. Mert. Gelsene bir. Ya. Şu an oyun çok nasıl tatlı. Bilmiyorum, F'ye basıyorum. Ha. Evet, tamam. İyiymiş. Aynen öyle. Şu beacon, small generator, şeyler falanlar filanlar. Sen desin organik. Çikolatalar, püskeyipler. Ben de alayım belki. Aha. Bana takıyor ya. Hoca bana taktı. Hay Allah. Belki dedim daha istikrarlı çalışırsın. Şu görevi ısrarla vermemişsin. Verdim ben şimdi. O splitter mı? Hadi bakalım. Splitter usta. Ya şimdi ben laterite'lık bir yere gittim ama orayı kazarken hiç laterite kazanamadım. Sence bu üstümde bazı modüllerin eksik olmasından kaynaklanıyor olabilir mi? Olabilir. Bir de üstün başına senin niye o kadar... Mesela şu soil var ya, bir tane small canister yapacağım ben. Mert, bana bir tane medium canister yapsana eğer yapabiliyorsan. Resin gerektiriyor, resinim yok. Nereden yapıyorsun, nerede gördün? Printer'da ya da üstündekinin... Dur. Şeyde, sırt çantası da yapabiliyorsun. Small printer. Small canister değil. Acaba onu medium'dan mı yapıyoruz? Mert'o medium printer'ımız nerede? Orada bir yerde. Large. Bu medium mu? Bu medium. Belki biz bunu açmadık henüz. Değil. Medium Research Canister. Hadi bakalım. Şimdi onlar düşünsün. Ha bu Large? Yo, Medium Printer. Pekala. Ah.
Yani bir şeyleri daha kolay bir şekilde bir yerlere sabitleyebilmek lazım diye düşünüyorum. Aynen. Yoksa çıkardım. Sürekli sol klik diyorum. Hayatımın şeyleri, filmleri gözümün önünden şeritler gibi aktı. Ya da normalde nasıl oluyorsa başka insanlara o oldu. Ha, bu büyük. Ay ay ay. Değil değil. Sana bir şey anlatacaktım da ne anlatacaktım acaba ya? Kim bilir. Benim başıma eğlenceli eğlenceli bir takım şeyler gelmişti ama. Aa. Hiç hatırlayamıyorum. Acaba neydi? Dedim ki bunları dedim Taylan'la buluşunca anlatırım dedim. Kenara not almadım ama. İşte genelde öyle olur. Asıl muhabbetlerimiz kenarda not almadıklarımızmış. Meğersem gerçek muhabbetler yolda bulduklarımızdır. Mert o hoverboard falan var yalnız ha. Ha. Yani oyun... Traktör var lan oyunda. Oyun bana kendisini sevdirebilir. Traktör mü var? Print and use research chamber. Peki. Gather lithium. Umarım. Ben tekrar çıkıyorum. Ava. Avam yerinde. Alaturka oldum. Mertu sen altın günü biliyor musun? Altın günü mü? Altın gün diye bir grup var. Hollanda kökenli. Amsterdam kökenli. Bilmiyorum. Böyle King Gizzard and Lizard Wizard'la falan şeyleri çıkıyor. Bir dakika şimdi altın günü dediğimiz grup bir Türk grubu mu? Altın gün. Altın günü değil. Altın. O senin aklının otomatik tamamlama şeyi. Autocorrect'in çalıştığı neyse dışı. Altın günü duru. Yoksa duramazlar. Altın gün Türklerin oluşturduğu bir grup. Fakat memleketleri Türkiye değil. Tamam anladım. O konuda hemfikir. Türk kökenli bireylerin bir araya gelip kurduğu bir grup. Evet. Yani en az bir tanesi Türk. Geri kalanları da çok emin değilim. Ama geri evet. Geri kalanları da Türkofobik değil. Güzel. Doğru bilgi. Böyle şey gibi böyle yani. Biraz psikodelik Türk müziği gibi çalıyorlar. Aa, ben çok severim öyle şeyleri. Ve güzel. Hani fena değil. Onların konseri var burada. Yakın zamanda tamam, gidelim mi diyorsun değil. Beraber? Tabii. Keşke her şeyin buradası, herkes için burada olsa. Keşke buraların hepsi buralar olsa. Keşke. Ben de isterim ki buradaki her şeye beraber gidebilelim. Keşke. Keşke Mert. Ben asla da hiçbir şeye de gitmiyorum ya. Belki de böyle... oralar yanlış buralardır. Yok ya, konser monser çok sıkılıyorum galiba. Hı? Hiç benlik değil. Konserle alakalı insanlarla... şey var. Hı. Yani bir... sevdiğim bir grup insanla bir yere gidiyorsam ben o insanlarla vakit geçirmeyi amaçlayarak gidiyorum sanırım. Hı-hı. Konserde o gürültüde çok beraber çok özür dilerim. O gürültüde çok da beraber vakit geçiremiyorsun. Hı-hı. Konserle alakalı benim en büyük sıkıntım bir grubun müziğini dinlemenin en mantıklı yeri ne yazık ki konser değil. Evinde kulaklığı. Aynen öyle. Aynen. O beni bir tık üzüyor. Doğru. Doğru bu tamamen doğru. Acaba şey nasıl yapılıyor Taylan? Soil nasıl çıkarılıyor ve soil şey yapılıyor. Canister yapıyorsun, çantana koyuyorsun. Ve de kazıyorsun. Tamam. Evet, o zaman şimdi onu yapacağım. Ah! Hayır, boğulmak istemiyorum. Hayır! Abi çıktım, yeri bulamıyorum. Şemden fera döndüm. Sorsam. Bilen vardı evet. İşte o da bendim.
Esas sıkıntı o. Esas sıkıntı bu da benim alternatif rock grubumun adı. Annem niye takılmıyor hiçbirinin ucuna? Ne oldu? Ben henüz... Hı. Ya bir tane teter vardı, bir türlü oturtamadım yerine. Hı hı. Ben henüz konserine falan gidip de of çok eğlendim dediğim bir şey oldu. Hı hı. Ama ben zaten öyle çok remarkable konserlere gitmişliğim yok. Şimdiye kadar. Yani hep kaçırıyorum ben öyle şeyleri ya. Evet. Neyse. Çok eğlendim dediğim Hey Douglas konseriydi. Hı hı. Neredeydi? Orada zaten yani İstanbul'da. Bilemedim çünkü bir bardaydı. Hatırlamıyorum ben neredeydi. Hı hı. O da zaten şey yani hani elektro bir müzik olduğu için büyük oranda sözsüz mözsüz. Hı hı. Yani cumbada dumbada cumbada dumbada diye eğleniyorsun. Hı hı. O eğlenceliydi tabii ki. Ama yani şeyler falan oluyor mesela. Ah bu adam dünyanın en iyi R&B'cisi falan diyorlar. Gidiyoruz. Adam sesi duyulmuyor zaten açık havadayız. Ya ya. Uçak falan geçiyor, bir şey oluyor. Yani tabii bunlar ekstrem şeyler. Her konserde olacak şeyler değil ama. Adamı da görmüyorsun. Dünyanın öbür ucunda duruyor. Çünkü birileri oraya çadırıyla gelmiş yani çoktan. Yani bilmiyorum. Bana böyle konser çok eğlenceli bir aktivite gibi gelmiyor. Tabii ki seven sevsin. Ne mutlu insanları. Kimsenin zevkine şey yapacak değilim ama. Bana bir tık manasız gibi geliyor. Yani işte hani gerçekten bir müziği tüketmenin en mantıklı yolu o değil. Vallahi bence de değil. Ama Mert'o MFÖ güzeldi. Ya bunlar eğlenceli gruplar ama MFÖ gerçekten güzeldi. Rahmetli de. Sanki söylemese de eğlendirir falan gibi bir grup. Evet. Biraz burada... şey gibi, Büyük Ev Abluka'da gibi hani oraya şarkı söylemeye değil de vakit geçirmeye gidiyorsun. Şarkı dinlemeye değil de. Falan gibi durum var yani önünde. Mert'e burada bir uzay gemisi tarzında bir şey var. Ve oksijenim bitti. Yeter artık şu oksijensizliğine bir çözüm bul ya. Ben senin annen değilim. Ben senin gerçek annen hiç değilim. Yürü! Yürü! Hayır! Hayır! Abi bir, yani bir değil de 5 adım kala öldüm. Kamera açık olunca yalan söylenmiyor değil mi? Ne yazık abi, ki. Abi bir adım kala ölmedim tabii ki ama yani. Yavaştan değişen cümleler. Ne? Yani olur öyle. Kimin adımı olduğuna göre bazı insanlar için bir adım o Mert. Belki Neil Armstrong için küçük bir adımdır ama senin için büyük bir adımdır. Belki. Belki. Mert buraları sen mi böyle delik deşik ettin? Teter var mı? Yani daha burada havada duruyor, şahitleri var. Ben değilimdir. Teter de var. Benimdir. Tamam. Ben böyle anlıyorum. Abi bu ikisi birbirine niye bağlanmıyor ya? Neyse. Olur. Tamam. Sorun değil. Ya ben... Bende bir adet canister var. Hı hı.